bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun. Evet. Çocuklara daha çok kutlu olsun. Çünkü çocuklara armağan edilen ilk bayram dünyada. Hı hı. Evet. Ama biz artık 23 Nisan'ları diğer bütün bayramlar gibi bazı sembollere indirgedik ve arkasındaki anlamı unutmaya başladık. Kesinlikle doğru. Yani iki çocuğu çıkardığımız zaman ya da işte iki koltuğa iki çocuğu oturttuğumuz zaman süper. 23 Nisan'ı kutluyoruz tamam. sanki. Ama tamam. oysa gerisinde büyük bir parlamenter sistemin kurulduğu gün yatıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Asıl önemli olan noktayı kaçırdık. Yani bence 23 Nisan'ları işte bunun irdelendiği ve ortaya konulduğu neden çocuk ve egemenlik yan yana? Yani bence bunun anlamının aktarıldığı günler olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bugün sadece çocukların meğer bayramı değilmiş. Çocukluğunu da yanına alarak büyüyenlerin bayramıymış Atatürk'ün sözleriyle. Yani aslında çok farklı bir anlamı var 23 Nisan'ın. Biz hep çocuklara, çocuk yaşı ne olursa olsun, hı hı. çocukluğun o özellikleriyle büyümüş olan tüm büyüklerin de yani bizlerin de bayramı oluyormuş aslında 23 Nisan Atatürk'ün sözlerine göre. Biz oraya atladık kesinlikle. Bence dediğiniz gibi yani 23 Nisan çok açılı ve çok yönlü bir şey var, anlamı var. Hı hı. Bir dediğiniz gibi dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram, ilk ulusal ve resmi bayramımız ama bence en önemlisi hürriyetin, eşitliğin ve adaletin temeli olan ki her şeyin temeli demek egemenlikle çocuk kavramının yan yana getirilmesi. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu anda niye çocukla, gençle değil de çocukla, niye 19 Mayıs genci, niye 23 Nisan çocuğun bu kavramı yan yana getirmesi bence pek çok anlamda bunu dile getiren olmuştur ama sözü öze döken sadece Atatürk olmuş yani bu bayramda. Hı hı. Çünkü Atatürk'e göre egemenlik kavramı her şeyin temeli ve egemenliği kullanmak, korumak ya da kutlamak bazı özelliğe sahip insanlara nitelikleri olması lazım diyor. Bazı nitelikleri olacak insanların. Ancak onlarla egemenlik korunabilir diyor. Hı hı. O özellikleri şöyle sıralamış. Masumiyetin, doğallığın, saflığın, şefkatin, merhametin, sevginin ve neşenin, kahkahanın, yansız ve yalansız bir eylemin ya da doğayla, doğallıkla ve doğruluklarıyla bütünleşmiş bir en hakiki ve en gerçek insani bölge çocukluk olan bölgedir diyor. İlk bölgedir. Aslında bunun temelinde şöyle yatıyor diyor ki çocukluğunuzu arkada bırakarak değil. Geride bırakarak değil, yanınıza alarak büyüyün. Çünkü idealler de var o çocuklukta. Kesin, ha bir de o var. Tabii. Çok saf ve samimi tabii. idealler. Romantik gelen büyüdükçe romantik gelen idealler var. Kesinlikle. Halbuki biz çocuğu seviyoruz da çocukluğu sevmiyoruz. Hani çocukça işler yapıyorsun, işte çocuk musun sen hı hı. vesaire. Ve gülmeyi, neşeyi, merhameti, şefkati bence o unutturdu. Hı hı. Yani o geride bıraktırdı. İşte bunları yanına alarak büyüyen insanlarla ancak egemenlik korunabilir diyor ve yaşı ne olursa olsun bu özelliklere sahip bütün herkese çocuk diyormuş Atatürk. Onu da ben çok merak ettim. Çocuk kocaman hani kişi çocuk deyince kızmıyor mu acaba diye. Meğer onu bir madalya gibi taşıyormuş. Hani herkes bana çocuk desin. Çünkü o kadar güzel bir saflığı ifade ediyor ki o çocuk kavramı. Atatürk'ün çok önemli bir özelliği de şurada görünüyor. Egemenlik kavramını temele şöyle söyleyeyim size. Bu kavramı dile getirdiği ilk tarih 1912. Hı hı. Şimdi o tarihten itibaren bu egemenlik üzerinde çalışmalarına başlamış ve diyor ki egemenliği bu özelliklere sahip insanlar koruyacaksa o zaman biz ilk önce kuruluştan sonra kurtuluşu yaptık. Kuruluşla birlikte ilk ele alacağımız konu çocuk davası olmalı. Hı hı. Çünkü diyor 23 Nisan'ı benim ilan etmem ilk konuşmasında bunu söylüyor. Çok hoşuma gitti. Geleceğin
şey milletimin geleceğine saygı ve güvenimdendir. Hı hı. Bu güzel bir şey yani bütün o şeyi koruma açısından. Ama bu arada diyor ki çocuk davasını da şey diye ele almamış. Yani gelişi güzel değil. Çocuk davası seferberliği ilan etmiş. Hı hı. Seferberliği ilan edince çıkan çocuk dergisindeki şu şeylere bakar mısınız? Neydi o sloganlara? Diyor ki Sakarya neyse çocuk davası da odur. İkincisi de bence bu çok benim hoşuma gidiyor. Çocukları gülen bir milletin toprağına gözyaşı değmez. Yani bu pek çok şeyi ifade eden bir şey. Bir üçüncü sloganı da şu ifade ediyor orada. Çocuklarını kucaklayan bir milletin sınırları çeliktendir. Yani her şeyi indirgediği bir çocuk. Direksiyon binasında, Ankara'da direksiyon binasında çalışırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ilgili çalışırken diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda yeni doğmuş bir çocuk. Hı hı. Ancak diyor çocuk kavramındaki o özelliklerle birlikte büyüyecek ve zaferini ilan edecektir. Hı. Bunun peki hani Atatürk'ü şöyle görüyorum ben, söylemler var ama en önemlisi kendisi en başta. Şey yapıyor, örnek oluyor. Evet. Dünyada böyle bir şey yani var eylem mı? Eylem de var. Eylem de. Ve dünyada böyle bir kişi, lider yok biliyorsunuz. Yani bu çocuğuna kitap oku demiyor, kendisi kitap okuyor. Önce ama herhalde bu resim dünyada tektir. Salıncakta sallanırken resmi. Bence biz ona resim diye bakıyoruz, hoşumuza da gidiyor. Ama ciltlerce kitap aslında o. Evet, bize mesaj. O fotoğraf çok etkileyici bir fotoğraf. Olağanüstü. Çünkü bu sözleri yani çocukluğunuzu geride bırakmayın derken mesela Küçük Prens. Ne diyor? Prens'e şu var. Diyor ki büyükler bir zaman çocuktu ama pek azı bunu hatırlar. Markus da diyor ki çocuk saflığını kaybetmeyen insan büyük insandır. Hmm. Şimdi bu iki kavramı birleştirdiğimizde orada şunu görüyoruz. Onca zorluğa, onca mücadeleye rağmen o çocukluğunun masumiyetini kaybetmemiş, zevk vermekten ve zevk almaktan hoşlanan bir lideri görüyoruz. Yani o çocuk kavramını hiç şey yapmamış. Daha doğrusu belki şöyle yapıyor. Yetişkinliğini çocukluğunun masumiyetiyle sentezleyip dengeleyebilmiş. Ve bunu belirten bir resim. Yani aslında çocuk bayramında bunları irdelememiz gerekiyor. Yani bu işte egemenlikle çocuk kavramının yan yana gelip bunun nedenleri. Çünkü hepimizin bayramıymış aslında bu. Tabii hepimizin bayramı. Kesinlikle. En son ne dedik? Şeyi söylemiştik bu çocukluğunu dengeleyip sentezleyebilen. Tamam. Ve bence şimdi hani bu ara bütün problemlerin nedeni o çocukluğumuzu unutmakta yatıyor. Yani gülmek yok, neşe yok, hep hiddet, hep şiddet. Bence burada yatıyor. Yani egemenlik kavramının büyük yüz ölçümlü bir kelimeyi çocuğun bu özellikleri birleştirmesini anlatmamız gerekiyor 23 Nisan'larda. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum program davetiniz için. Evet, çünkü şöyle bir şey var. Ben hakikaten Cumhuriyet'in gerçek temelindeki o değer, o azim, o bir vatanlık. Çünkü her şey çocuksu bir heyecanla ve rüyayla, yani hayalle başlar. Tabii. O hayali çocuk kurar. Yani çocuk kalbi olan kurar. Evet, evet. Yani bu adam Mustafa Kemal Atatürk, ulu önderimiz, bu adam çıktı genç yaşında. Hem de çok. Büyük bir hayali gerçekleştirdi. Şimdi nasıl bunu çocuklara armağan etmesin? Buradan bambaşka bir ülkeye geçildi ve ulusta, Ankara'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Açıldı. Yani bu müthiş hayal bir hayal. Şey bir ülke için. Ve bunu kaç sene önce yazdırdı. Evet. Yani hayalini bu şekilde yazdı. Herkes de dedi ki ya yapma paşam. Yani bunu demelerine rağmen o hayalini devam ettirdi. Çünkü çocuklara en çok söylediği şey hayalinizi sakın diyor bırakmayın.
Yani test çözüyorlar şimdi, hayali meyali bıraktılar. Hı hı. Dedim mutlaka hayal kurun. Bir çocuk öyle dedi bir sınıfta. Hocam dedi kuracağım da dedi. Annem başımda dedi, hayal kurmakla ekmek yazılmıyor. Otur test çöz diyor biri bana diyor. Hayal kurdurmuyor. Aslında hakikaten orada şeyi, ifadesi çok güzel. Yani mutlaka hayalleriniz olacak ve o hayallere doğru ilerleyeceksiniz diyor. Baudrillard'ın bir kitabını okuyorum. Hı. Orada diyor ki hocam, yani ne yazık ki kapitalist sistemi eleştirirken okullarında, üniversitelerinde artık dünyanın meslek ihtiyacı çerçevesinde eğitimi şekillendirdiğini söylüyor. Oysa diyor üniversite öyle bir şey. Eğitim öyle bir şey değil ki diyor. Evet, eğitim kişinin kendi özü, varlığı, işte, istekleri, hayalleri üstünden yapabileceği bir şey. Kesinlikle. Ama bu sistem, işte anneler de onu bilmiyor, onu düşünmüyor ki. Kesinlikle. Öyle büyümemiş ki. Ha, işte çocukluğunu yaşamamış. Yani hemen gençliğe, çocukluğunu bırak, hemen büyüğü kavramıyla büyüdüğü için nesiller. Evet. Çocukları da o şekilde şey yapıyor. Mesela ne kadar ilginçtir, çocuklar zorlanmasın diye şu alfabeyi yaptı ya, hani çabuk öğrenilsin diye. Alfabe marşı, harf marşı besteletmiş. Ve tabii harf marşını yazdırmış, besteletmiş Atatürk. Ve ne yapmış biliyor musunuz? O kurulan yeni meclisin önünde bando çalmış Atatürk önde. Bir dakika, o hangisi ya harf marşı? Harf biliyor marşı, musunuz tabii, müziğini? Bir söz hayır, bize. Ben, yok müziği, yani aman sakın söyletmeyin. Ama yani harf marşı, harf marşı diye bilmiyor notaları olabilirim. Da var bende. Marşın kendisi de var. Müthiş bir şey yani, onu söyleyeyim. Ama ne yapmış daha da ötesi? O 23 Nisan 1920'de kurduğu meclisin önünde bando çalmış. Atatürk önde, çocuklar arkada, bunu söyleye şey gezmişler. Yani hani çocuklar ne yapsın? Gülerek, eğlenerek, müzikle. Yani öyle kalkıp da işte A, B, C falan değil. Ama bir de güzel öğretmiş yani o alfabe. Önce şeylerini kontrol etmiş, ne deniyor ona. Köşkteki aşçıları falan toplamış, onlarla söylemişler falan. Oldukça ilginç bir şey. Yani çocukların, çocuk çünkü Atatürk'e göre şöyle diyor. Çocuk diyor enerji ve neşe kaynağıdır. Liderlerin amacı da diyor milletlerini mutluluk ve neşe içine yaşamak için yolları öğretmektir. Şimdi Adana'da mesela bunun karşılığı olarak müthiş bir anı var. Müsaade ederseniz anlatayım. Adana'da bir okula gidiyor, ilkokula girecek. Okula giderken çocuklar öyle bir hazırlanmış ki okulda mum gibi duruyorlar. Böyle ilkokul çocukları hiç şey oynamıyor, suratlar falan. Merdivenlere sıralanmışlar. Atatürk bir giriyor. Bu ne hal diyor. Bunlar diyor çocuk diyor. Çocukları diyor böyle bir seremoniye kurban etmenizin anlamını anlayamadım diyor. Ondan sonra çabuk diyor çocuklara gelin diyor, bahçeye geliyor çocuklar. Onlarla marş söylüyor, top oynuyor, şey yapıyor ve sinirinden okula girmiyor. Öğretmenleri de şunu söylüyor. Diyor ki bakın diyor, eğer çocukluklarında rahat hareket edemezlerse bu çocuklar, ileride milletlerini de rahat ettiremezler. Eğer çocukluklarında gülmeyi kısıtlarsanız, böyle durdurursanız onları, ileride milletlerini de güldüremezler diyor. Gülmeyi, mutlu olmayı bilmeyen nasıl milletini güldürsün? Öyle diyor. Yani o, bu mesaj aslında çok çok önemli. O 23 Nisan'da gittiği bir okul çünkü. Ve verdiği mesajları aslında bence 23 Nisan'da işte şu oldu bu oldu filanı bırakıp da bu ufak alt çizgileri mutlaka 23 Nisan'da çocuklara aktar. Mesela ben şey de arzu ediyorum. Bu savaşın içinde çocuklar da var. Ve Türkiye'de İstiklal Madalyası verilmesi için bir numaralı vatandaşımız kim biliyor musunuz? 8 yaşındaki Nezahat. Hem bir kız çocuğu hem bir çocuk. Ve bir numaralı. İlk önce ona vermeyi önerge olarak verilmiş. Bütün mesela Güllü var, Boran var, adına Türkler yakılan vesaire, Kemal var. Bütün bu çocuklarımıza da o gün neler yaptıklarını anlatıp 23 Nisan'da bir minnet, bir şükran, bir selam yollamalarını da sağlamamız gerekir. Çünkü bu çocuklar bir vardılar, bir yok olmadılar. Yani cep aynasıyken kırılan, boy aynası olduklarını göremeyen çocuklar. Oo, ne güzel büyümeden dediniz. Büyüleyen çocuklar çünkü bunlar. Ve anneleri babaları istiklal ve istikbali korumak için yetiştirdiği için hayat bilgisinden hiç sınıfta
kalmamış çocuklar. Yani hayatı da mazeret raporuyla geçmeyen çocuklar. Ya bir de çok ilginç. Hani biz hep işte şehitlerimize odaklanıyoruz. Cephedeki kadınlara odaklanıyoruz. Bu vatanı kurtarırken o mütareke yıllarına baktığımızda da. Ama çocuklar da var. Yani o hem çocuklar o kadar çok bu vatanın kurtuluşu kesinlikle için canlarını hiçe sayarak o çocuk halleriyle, küçücük bedenleriyle kendilerini ortaya attılar. İşte onlara da hiç olmazsa bir hani ne yaptıklarını anlatıp ne kadar şey olduklarını, şanslı olduklarını, onların neler bıraktığını da aktarma günleri olmalı bence 23 Nisanlar. Evet. Yani her şeyin ötesinde diye düşünüyorum. Bu anlamda hani bu tip şeylerin altını çizmekte çok fayda var ama çocuklar da garip o dönemin çocukları. Hani Atatürk en çok onlarla uğraşmış ya, hani onlar için çalışmış, hatta Sağlık Bakanlığı'nı Cumhuriyet'in ilanından önce kuran tek lider. Çünkü çocuklar hasta. Trahom, tifüs. Kuruyor ki önce diyor sağlıklı bedenen ve ruhen sağlıklı çocuklar koruyacak. Bir de babaları cephede öldü. Tabii kiminin ki, annesi tabii cephede ki, öldü. Tabii ki. Anası babası beraber öldü. Kesinlikle. Yani bir de böyle çocuklar var. Ve savaş sürüyor. Konya'da bu savaşta anne babaları ölen çocuklar bir şeyde yerde kalıyorlar. Oraya uğruyor şeyde savaşın ortasında. Her birinin tabağından yemek bir kaşık alıyor. Bir tanesinden bir taş çıkmış. Köpürüyor. Diyor ki bunlar bizim emanetimiz, bizim evlatlarımız. En çok bunlara iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü bunlar geleceğin, orada olan bir çocuğun hatırası büyüdükten sonra. İkinci gelişinde de müjde çocuklar demiş. Hepsine birer kırmızı lale götürmüş. Kitaplarınızın arasına koyup kurutun bunu demiş. Zafer yakın demiş. O anlatan beyefendi onu çıkardı kitabın arasında. Ne zarif, ne büyük bir zarafet. O dönemde nasıl bir çocuk sevgisi ya da çocuğu düşünme, her şeyi düşünürken savaş sürüyor çünkü. Lale'yi düşünüyor esnada. Yani ya hani şehit kanı diye mi hani lale şey yaptı ya, anne babası çiçeği de bir yerde, toprağına da olan saygısını da gösteriyor. Çiçek sevgisi bu kadar mı nazik, zarafetle ifade edilir? Yani her yönden baktığınızda bambaşka bir çocuk kavramını görüyoruz şeyde. Ama egemenliği çocuklara emanet etmek de çok haklı. Çünkü eğer biz çocukluğumuzu hepimiz o neşeyi, o merhameti, o şefkati yanımıza alarak büyüseydik şu anda hiçbir sorun yaşamıyor olacaktık. Yani bütün sorunlar bence onları unutmamızdan kaynaklandı. Onu da ifade etmesi ve göstermesi 23 Nisanlar'da çok önemli. Onu da ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama bir de çocuklar hiç ona karşı bir ahde vefa göstermişler Atatürk'e. Çok ilginç. Hani o dönemin o çocuklarının o ifadeleri. Mesela 23 Nisan 1929'da Atatürk diyor ki çocuklar diyor konuşturmuyoruz ya çocuklara sus. İstediklerini diyor rahatça ifade edebilmeli diyor. Çünkü diyor onları ifade etmeleri çok beyinler çok şey ya açık ya en güzelini ifade ederler. Dediğiniz gibi hayal o ifadeleri. Çünkü yerli malı haftasını Atatürk şeye borçluyuz diyor. Rukiye'ye 11 yaşındaki. O olmasaydı diyor yerli mallı haftası yoktu diyor. Ve bütün kurulun başına da Rukiye'yi getirmiş biliyor musun? Genel başkan olarak 11 yaşında. Çünkü tamamen o verdi fikri diyor. Yani ne deniyor ona? Üvey nereden çıktı? Manevi kızı. Fransız okuluna gitmek isteyince hayır diyor sen Türk okuluna gideceksin diyor Atatürk. Ama diyor paşa babam diyor sizin üstünüzdeki diyor kıyafet İngiliz malı diyor. Kravatınız da öyle diyor ona ne demeli deyince birden Atatürk duruyor şöyle bakıyor. Emir veriyorum diyor bütün kıyafetleri yakacaksınız diyor benim. Aman paşam yakmayın hepimize birer hatıra olarak verin diyorlar. Ve onun ertesinde işte Rukiye'yi başkan yapıyor. Yerli mallar haftası kutlanması adı altında Rukiye'ye yani onların fikirlerine çok önem veriyor. Saygı duyuyor. Ve uygulamaya koyuyor. Ama bir sonraki yıllarda ne yaptık? Yerli malı haftası deyince ancak leblebi, elma, portakal. Kesinlikle ona gittik. Aslında doğru. Biz bunu anladık. Biz yerli malından bunu anladık. Onu var mı farklı bir şey anlayan? Hayır. Bir de şimdi tabii ithal biliyorsunuz olanlar. Hayır ama bizim okulda ne bileyim okulda hep böyle portakalı, elması,
Kuru yemişi, poğaçaydı. İşte o kadar yani. Malı, başka bir şey yani. Yudum malı, herkes onu kullanmalı. Aslında işte ifade çok daha farklı bir ifade ama çocukların sözünü dinlemesi. Yani o hayal, o saf dünya konusunda. Çocuklar diyor her şeyi istediği gibi söylemeli. Bizim çocuklar da sen bunu söyledin mi Atatürk? Al bu lafını. 23 Nisan 1929'da bütün isteklerini sıralamışlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4000 çocuk, bu çok önemli. Cep telefonu yok, faks yok, hiçbir şey yok. 4000 çocuk imzalı. Nereden buldun 4000 çocuğu? Ankara'yı toplasan 4000 çocuk çıkmaz o dönemde. Zincirleme sağlamışlar. İlkokul çocuk, ortaokul çocukları ilkokul. Ay. Bir de başkanlara bakın. Reis Burhanettin, Reis Sevim. Bir kız bir de erkek reisleri var. Evet ve sonu çok hoş. İşte çocuk sineması istiyoruz, ayrı yatmak istiyoruz. İşte çocuklar çalışmasını istiyoruz. Her çocuğa bir sürü sıralamışlar. En sonunda da bu isteklerimizin mutlaka gerçekleştirmesini istiyoruz. Takipteyiz. Ay, ben bir de bu söylemişler. Ve biliyor musunuz o isteklerin hepsi mecliste görüşülmüş ve kabul edilmiş. Reis Sevim nerede yatıyor acaba? Ay ben bilmiyorum. Hakikaten Burhanettin'le Sevim. Allah rahmet eylesin. Burhanettin'le Sevim. Reis Burhanettin, Reis Sevim. Takipteyiz. Takipteyiz diyorlar. Yani şimdi bugün 4000 çocuk bir araya gelip de mecliste 23 Nisan'da acaba böyle bir hani şey yapabilir mi? Bütün isteklerini belirle. Bir de takipteyiz yazıp acaba niye yapılmıyor? Olur canım, yani olur da niye yapmıyorlar? İşte onu merak ediyorum. Yani Atatürk dedi ya istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hemen uygulamaya geçmişler. Yani kendi arzularınızı yerine getirmek için çalışabilirsiniz diyorlar. Bir de ben en çok üzüldüğüm nokta şu. Bugünkü toprağım da ondan zaten. Dünyanın ilk çocuk mitingini bizimkiler yapıyor. Bizim çocuklar. 1930. Nerede yapılıyor? Taksim meydanında. Taksim'e kadar... Görüntüler hocam bakın. Tamam. Ne diyor tamam. Bu? Hürmet ana sütü. Ana sütü istiyor. Hürmet istiyorlar. Diyor, saygı istiyorlar. Aa, evet. Ellerinde şeylerle yürümüşler Taksim'e kadar. Bir de kalabalıklar. Taksim'de de Nakiye Hanım, Nakiye Ergün öğretmenleri. Yalnız onların... yatmak diyor. Tabii. Azarlanmamak. Evet. Sağlam ana baba dur şurada bir dakika. Orayı korkutulmamak, şefkat. Ne kadar önemli 1930 şey. 1930 yılı değil mi 30, hocam? 30. 1930 yılında. Yani 94 yıl tabii, önce. Tabii. Çocukların kendi dilekleri hiçbirini sansürlememişler. Yani ne istiyorlarsa hürmet istiyor yazsın. Çocuk. Evet, hürmet istiyorum hürmet. Diyor. Bana saygı göster evet, diyor. Evet. Ve ben neye üzüldüm biliyor musunuz? Hani dünyanın ilk çocuk mitingi. Çünkü Atatürk çocuklara armağan ediyor. Bazı iki tane sözü var Atatürk'ün. Bu sözler 2000 yılında Birleşmiş Milletler'de ancak şey yapılabilmiş, dile getir. Hem de hemen hemen aynı biliyor musunuz sözler? Çok ilginçtir o. Bir sözünü buraya koydum kitapta, bir sözünü buraya koydum. 2000'deki, 1920'dekini buraya koydum. Çok ilginç bir şey çıktı ortaya ama ben şuna üzülüyorum. Niye 100. yılda, 23 Nisan'da onların o şeyi yaptıkları, dünyanın ilk çocuk mitingini yaptıkları yere bir anıtlarını yapmadık bunların? Hikayelerini yazarak. Ne güzel, Taksim Meydanı'nda. Yani dünyadaki... Hala yapılabilir, geç aslında değil aslında tabii geç değil. Yani çok teklifler götürdüm hani yani şey yapmadım da değil çok ama... çok güzel bir anıt olabilir orada çocuk. Müthiş bir şey olur. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün çocuklar oradan geçiyor, yabancılar, turistler geçiyor vesaire. Çünkü dünyada 1930'da daha çocukların kuşaklar arasında eşitlik kavramı yok. Çocuk hakları şeyleri daha 34'te biliyorsunuz, 24'te pardon imzalanıyor. Yani daha henüz bunlar yokken... bütün o şeyler çocukların yaptığını bütün dünyaya ve bizim çocuklarımıza ilan etmek lazım. Ve ne kadar lazım, önemli bir şey insanda. O çocuk mitingi. Çünkü çocukların da demokratik hakları var, talepleri var ve bir tabii. Miting toplanarak beraber bir miting yapabiliyorlar. Evet. Bunu bir hak olarak evet, ortaya evet. koymak. Peki Atatürk'ün şu sözü buna bağlı olarak diyor ki çocukları çocukları dikkate alınmayan toplumlarda demokrasiden söz edilemez diyor. İşte bunun üzerine büyük bir ihtimalle bu çocuklarımız da dediler ki tamam biz buradayız, bütün isteklerimizi de yazdık, yürüyoruz. Yani 23 Nisan'larda bence şiir okumayı tamam,
rondlar yapalım, tamam. Yani bir bayram havasına gelsin, ona da tamam. Ama asıl kendi yaşıtları neler yapmış savaşta ya da ne bileyim bu tip bir mitingi hangi özgüven, hangi öz şeyle yetkinlik ve cesaretin ham hali çocukluk. Yani çünkü önce anlamak, sonra ya, eylem, ya hayata eylem geçirmek. Yani bu ikisi tabii öyle iki marşla, iki bayrak sallayarak, tabii iki marş, slogan marş atarak, tabii yani sloganlaşmış ya da cümleler da kullanarak olmuyor. Bu eylem gerektiriyor, anlamayı gerektiriyor, kafa yormayı gerektiriyor. Kesinlikle. Ya da meclisin, o zamanki meclisin nasıl kurulduğu ya da nerede o meclis? İki tane kandil var şey yapan, aydınlatmaz. İki tane soba var. Şeyden almışlar, boyamışlar, evet, sıra okul sıraları vesaire. Yani bütün bu meşakkati de o şekilde anlatmak lazım ve dünyada meclis onayıyla başkomutanlık alanda tek lider. Yani kendi başına yapmıyor diktatörcesine. Diyor ki ben halkımın onayını alırsam bir şekilde şey yapacağım. O anlamda çok alt yazıları var meclisinde, çocuğun da egemenliğinde. Ama dediğim gibi hepimiz kutlamalıyız bence. Ben mesela çocukluğumu aldım galiba. Hele ben yani zeka ve ruh yaşı 7 olan biri olarak benim en önde kutlamam gerekiyor. Kortejin başı, biz ikimiz kortejin başı olalım kesinlikle mı? Kesinlikle. Yani Atatürk'e göre biz tamam. Biz yani tamamız. Biz 23 Nisan çocuğuyuz kesinlikle. Çünkü kendisi de öyle. Yani kendisi de o çocukluğunu hiç unutmamış. O masum, saf o şeyi. Ve şu sözü de çok, çocuklara 23 Nisan'da söylediği iki söz var. İki kere katılıyor balolarına. Söylediği sözlerden biri, yol göstericiniz diyor, daima iyi, güzel ve doğru olmalı. İyisiz güzel ve doğru, güzelsiz iyi ve doğru olmaz. Hepsi bir arada diyor. Birinci sözü bu. Bence, güzelden ne kastediyor orada? Yani şey yapmayan, güzel anlamda, estetik anlamda söylemiyor, evet, da merak ettim, iyi huy, güzel huy anlamında kullandığını tahmin ediyorum. İkincisi bence bugünkü mesajı, yani bugüne de çok güzel bir mesaj, diyor ki severek inanmayınız diyor. İnanarak seviniz. Eğer severek inanırsanız inancınıza yanılabilirsiniz. Ama inanarak severseniz inancınıza hiçbir şey yanıltmaz. Atatürk her söylediğini yapmış. Onun için çok inanıyoruz ve onun için çok seviyoruz bence. Ama sevmeye nasıl bir inançmış ki onun o kendi ideallerine ve hayallerine, müthiş, inancıyla. Yani müthiş. Hakikaten yok böyle bir örnek. Bu arada sizin Çınar Ağacı ve Yürüyen Köşk de hemen burada Emre Şimşek'in resimleriyle. 23 Nisan'da evet çocuklarımıza çocuklara iletilebilecek bir kitap. Ve içinde de bunlar nedir hocam? Çınar tohumu ve çınar yaprağı. Böyle çınar yaprağı üç da var. 3 tane içinde çınar yaprağı düşmüş diyorum. Birisi bu çınar tohumlarını ekenlerin başına, diğer ikisi de hikayenin sonunda. Toprak da Taksim Meydanı'ndan. Şimdi ben bugün biraz bir şey öne aldım, feribotla geldim. Taksim'e çıktım. Onların geçtiği yoldaki bütün ağaçların, bulabildiğim ağaçların dibinden toprakları topladım. Yani onların ruhuna gitsin diyorum. Çünkü o çocuklar özel ve güzel çocuklar. Cesaret sahibi çocuklar. Yani 1930'da ilk çocuk mitingini gerçekleştiği Taksim Meydanı'ndan geliyor bugün toprağımız. Bu Taksim Meydanı'ndan. Peki benim toprağım nereden geliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara Ulus memleketimden geliyor. Yani toprağımız ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Ulus'taki o muhteşem meclisten, o egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz ya, ilk olarak haykırdığımız meclisten geliyor. Diğer toprağımızı, hocamızın getirdiği toprakta 1930 yılında ilk çocuk mitinginin yapıldığı Taksim Meydanı'ndan geliyor. Ya ne güzel, burada egemenlik kayıtsız şartsız milletimiz, burada da çocuklar. Hayır, ikisini bir araya getirmek. Evet. Yani Atatürk'ün ideali işte. Değil mi? Yani egemenlik ve çocuk neden yan yana geldi? Aslında çocuk değil, oradaki çocuk kavramı küçük anlamında değil. O farklı anlamda kullanmış. Ki çocuk bir cumhuriyet. Evet, onu yani, diyor. O direksiyon yeni doğmuş bir cumhuriyet. Evet, yeni doğmuş bir cumhuriyet olduğu için 20'de cumhuriyet de ilan edilmemişti. Tabii, yani parlamento, daha çocuk parlamenter rejim bilinmiyor memlekette. Bile.
Yani daha şey diyor, meclis diyor, daha çocuk diyor, şey yeni yola çıkıyor. Ama çocuk kavramından da o ancak o niteliklere sahip insanlar yüklenebilecek o meclisi diyor. Ondan sonra yani şey, şefkat, neşe vesaire. İşte bütün bunları çok çok iyi bir şekilde 23 Nisan'da bunları dile getirdim ya, ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı var çünkü 23 Nisan'da. Evet, evet, bu beni de çok mutlu etti. Yani bunu bu şekilde konuşmamız, yoksa buraya iki çocuk, çok değerli iki çocuk tabii da ki çağırıp onlarla gayet, da birlikte gayet, yapabilirdik seneye. Onu da öyle gayet yaparız tabii, ama. Gayet tabii. Ama her yıl yani birazcık bir özünü değil kaybediyoruz. Evet, evet. Bu arada Çınar Ağacı ve Yürüyen Köşk'te de ya Atatürk'ün ağacı kesmemek için köşkü nasıl kaydırarak, nasıl yürüterek kesinlikle yeni değiştirmesini anlatıyor. Yani o da müthiş bir şey ve dünyada ilk ve tek. Amerika 2006'da yaptı ama şey, haber olarak şöyle verildi, ilk defa diye dünyada. O da tekzip edildi tabii ama yani hani bütün savaşın ortasında şey, ağaçları olan sevgisinden, daha doğrusu çocukların nefes kalitesi, yani ülke kurtulacak, çocukların nefes kalitesini düşündüğü için doğacak çocukların ağaç ameliyathanesi, ağaç revir kuran bir şeyden bahsediyor savaşın ortasında. Ve ağaç koruma cemiyeti kurmuş. Diyor ki çocukların nefes kalitesi, daha dur, savaş bitmedi. Yani hani orada da moral veriyor, savaş nasıl olsa kazanacağız. Hani ben sonrasını düşünüyorum. Hani bu durumda savaşı kazanmama ihtimali yoktu diye. Ve o çocuklara da bir o savaştaki o kadar çok çocuğumuz var ki. Ben onları da şeye aldım. Bu ki şu Çocukluk Ne Güzel Şey kitabımda var. O çocuklar, Feridun var mesela. Yani yaptıkları işlerle ve şey, hiçbirini tanımıyormuşuz hakikaten. Ben de tanımıyordum. Yani bana da ilkokulda verilmedi veya şeyde verilmedi. Ama çok önemli bence. Onlara da 23 Nisanlar'da bir teşekkür yollamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi? Çabaların, yani minnet duymamız gerekiyor. Bir de Atatürk'te şey, evlat kavramı, çocuk kavramı sınırlarla, yani böyle sınırla çizilmeyecek bir kavram. Hı hı. Üniversal, evrensel bir kavram olarak görüyor onu. Yani mesela Anzak askerlerinin annelerine söylediği sözler evlat olarak. Ama tabii Atatürk'e de şöyle bir şey söylemiş, 10 Kasım'ın ertesi günü bir gazetede çıkan, sanıyorum bir İran gazetesi. Diyor ki Atatürk sadece Türk milletinin değil, tüm insanlığın en büyük evladıdır. Yani onu da bütün dünya evlat olarak bağrına basmış gerçekten. Hani çocuklara verdiği değerin kat be katını almış diye düşünüyorum. O dönemin çocukları da bunun kıymetini bilmişler mi? İşte bilmişler. Yani onu fark ettim ben. Evet, talepler hani, var. Evet, evet, hakikaten şey, çok. Yani dediği sözlerin hemen hani sözü öze dönüştürme. Onu zaten örneği var ya önlerinde Atatürk örneği. Onlar da ne dediyse Atatürk çocuklar için, ne önerdiyse, onları hakikaten yapmışlar. Çok da ilginç bir şey o dönem için düşünüyorum da. Mesela çocuklara 23 Nisanlarda filan hediye ver, en çok ne hediye ver diyor, soruyorum okullarda. Hep kitap falan diyorlar. Yok diyorum, en çok böyle farklı bir hediye verdiği şey, ama mutlaka önce bir hak etmesini istiyor. Önce sorular soruyor. Hı-hı. Önce bakıyor. Önce hak ederse en çok saat hediye etmiş. Kendine gelen bütün hediye saatleri, ama anlamına bakar mısınız? Diyor ki çocuğa verirken, beni diyor şeyde, Çanakkale'de annemin hediye ettiği saat hayatımı kurtardı. Bu saatte senin hayatının şey, devamını sağlayan saat olsun diyor. Yani her şeyinde, her sözünde, her ifadesinde mutlaka bir şey aktarmaya çalışan bir lider var aslında şey, çocuklara. Ve çocuklar çok uygulamış. İşte dediğim gibi yani Rukiye mesela. Hani orada onu söylemek kolay iş değil Atatürk'e. Değil canım. Yani değil. Ama biliyor yani ki. Yani gömleğiniz İngiliz pantolonunuz. Yani niye tabii beni Fransız okuluna gitmiyorum demek orada pek kolay iş değil. Ama biliyor ki hani doğru kararı, ifadesi doğru ve onu da kabul edecek.
Mesela şey, bir tane çocuk var, yazmış Atatürk'e mektup, diyor ki hastanede yatıyorum, ameliyat oldum ama çok canım sıkılıyor. O gece başında kalmış, kitap okumuş o çocuğa. Yani her yere koşturabiliyor, her yere, ama çocuk olduğu zaman akan su duruyor gerçekten. Çok ilginç değil mi? Kendi çocuğu olmamış ama çocuklara bu kadar önem veren, bu kadar onların kıymetini bilen, bu kadar onların geleceği olan için çırpınan. Kıymet biliyor, evet. Yani aldıkları nefese kadar düşünen. Evet, yani onun için ağaç ameliyathanesi kuruyor. Yani bir ağaç kesilirken görünce ben hep onları hissettiğim için inanamıyorum. Yani düşünseniz, ağaç ameliyathanesinden nereye geliyoruz? Yani hakikaten yaşam nefesle başlayan, nefesle biten bir şey. Ve doğacak çocukların nefes kalitesini düşünüyorum diyor. Yani, daha yani daha... aslında büyük babalık yapmış memlekete. Evet, evet, hepimizin. Hı-hı. Hepimizin gerçekten. Herkesin de paşa babası olmuş. Yani şey olarak. Ama sadece dediğim gibi evrensel bir evlat kavramı var. Belki daha önce anlattım bilmiyorum ama şu paşa şeyi, adı, şeyde bu Florya'da dolaşıyor, hı hı. Deniz kenarında. Bir kız çocuğu 5 yaşlarında falan ağlıyormuş. Diyor, niye ağlıyorsun? Bebeğin kolu çıkmış meğer. İngilizce söylüyormuş hani onu da. Amerika Ticaret Ateşlisi'nin kızıymış. Takıyor, veriyor. Hemen kucağına fırlıyor kızımız. Öpmeye başlıyor. Anne baba tedirgin, etraf tedirgin. Diyor ki, dünyanın en saf, en temiz duygusunu tadıyorum. Bırakın biraz da tadayım diyor Atatürk onu. Ve ertesi gün ona bir bebek yolluyor. Hani şu sazlardan yapılma köyde. Anne diyor ki, anlatmışlar işte, paşa çok büyük bir insan filan. Adını ne koyacaksın diyor. Paşa olacak diyor. Kızımız büyüyor, Amerika'ya dönüyorlar. Evleniyor, oğlu oluyor. Aile toplanıyor, ad verecekler, isim koyacaklar. Diyor ki, hiç uğraşmayın. Onun da adı diyor, 20 sene önce İstanbul'da kondu. Benim oğlumun adı Paşa olacak diyor. Amerika'da ilk tek isim. Başka paşa yok. Paşa'ya anlatmışlar, herkes isminin anlamını soruyormuş. Atatürk'ü anlatıyormuş habire. Demiş ki, beni isim babama götürün. Gelmişler Anıtkabir'e, yazdığı şeye bakın, deftere. Diyor ki, sevgili isim babam, ismimi ve seni çok seviyorum. İsim oğlum paşa. Şimdi hani barışın bence böyle ciddi masalarda, ciddi atılan imzalarla değil, böyle dokunmayla da olabileceğin en güzel. Barış bu zaten. İşte. Ve çocukla sağlanacağına, hı-hı, inanıyor. Yani barışın tamamen çocuk kavramıyla büyüyüp gelişeceğini ve hakikaten de doğru. Önce çocuklar onu yapacak ki büyüdükten sonra çok zor. Ve çok önemli bir itibar yöneticisi Atatürk. Ay evet. Evet, yani hakikaten. O kadar bunları bugün konuşulmasını, hı-hı, düşünerek bile o itibar yönetiminin sürecini, evet, o kadar, evet, doğru yapmış ki. Kesinlikle. Yani öyle bir algıyla, aslında bu sadece kendi algısı değil. Ha evet. Bir, evet, vizyon, evet, olarak hepimize tabii, o itibar, tabii, hani bugün, evet, itibar yönetimi, itibar endeksi falan diyoruz ya. Ta o zamanda. O zamanda. Yani onların adını bile söylenmediği bir dönemde. Evet, evet. Değil mi? Bu tamamen ona bağlı bir şey çok yani. Çok ciddi bir PR'cı adam, evet, yani, evet, hem iyi bir asker, hem iyi bir devlet insanı, hem iyi bir politikacı, hem i̇nsan. İyi bir PR'cı, itibar yöneticisi, insan. Yani dahi olan, yani zekası olan, çok çok ilginç. Yani sinema film senaryosu yazarken gazete çıkarıyor, çıkarırken şiir yazıyor. Yani hiçbir yerde ben iddiaya girdim zaten Atatürk'le, dedim. Yani artık paşam, hani senin üzerinde durmadığın, ilerletmeye çalışmadığın bir alan bulmak benim boynum borcu olsun. Ve şu ana kadar bulamadım. Yani her alanda, arkeolojiye giriyorum orada, tiyatroya giriyorum orada. Yani hele hele çocuklarla ilgili alanlarda olağanüstü. Ben şimdi sizi oradan kaldırsam. Tabii ki. Sizin ilk çocuk mitingi 1930'da, evet, yapılan Taksim Meydanı'ndaki mitingden, Taksim Meydanı'ndan getirdiğiniz toprak. Benim de Ankara'dan rica ettiğim ilk meclisimizin, Ulus'taki Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılan oradaki toprak. Tamam. Biz oraya gitsek acaba tabii toprağımızın ki başına. Orada işte hem Çanakkale şehitliğinden gelen toprağımız, evet, var. Daha hocam önceki, sizin getirdiğiniz. Evet, daha önceki şeyde de o, buyurun, gelmişti. Şu anda yalnız egemenlik sizi ve çocuk. Sizi ben böyle alayım. Tabii ki. Yüzünüz arkaya, yani dönmesin. Tamam. Arkaya. Egemenlikle şeyi birleştireceğiz şimdi.
Bu egemenlik. Çocuk, evet, bu da bu ilk çocuk. Parlamenter sisteme geçiş ilk meclisimiz Türkiye Tabii. Büyük Millet Meclisi. Ulus'taki binasından ben şöyle bir egemenliği o gün açılıyor. Tamam. Tam 104 yıl önce gidiyoruz oraya. Of. Bu topraklar üzerinde kurulmuş bina ve ondan 6 yıl sonra Taksim'deki evet ilk çocuk mitinginin yapıldığı Taksim Meydanı'nda. Taksim Meydanı'ndaki şeye atalım. Şöyle evet. Yani bu egemenliğimizin kayıtsız şartsız bizde olduğu. Evet, hepimizde. Evet, çocuklarımıza değer verdiğimiz. Asıl o. Asıl. Ve sağlıklı evet. Nesilleri yetiştirmek için bu yolda hepimizin çaba gösterdiği bir toplumdan başka ne dileyelim? Hiçbir şey, hiçbir şey. Çünkü yani şu anda çocuklarımız nasılsa toplumun geleceği de o. Yani ne görüyorsak şu anda o olacak. Onun için dilekleriniz müthiş. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.